Ekibimiz Artvin'de şimdi de DRM Galeri'ye konuk oldu. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Artvin Borçka'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise galericilik sektöründe hizmet veren DRM Galeri'ye konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Emrah Solmaz ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba Serap Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Şimdi firmayla ilgili bilgiler alacağız ama öncelikle ben şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi araç alırken nelere dikkat etmek gerekiyor ve özellikle sevgili izleyiciler merak ediyorlardır. Neler tavsiye edersiniz bizlere? Tabii aracı alırken öncelikle mekanik ve kaporta, yani önemli olan kısımlar da bu zaten. Hani aracı alındığı yerdeki en yakın ekspertiz raporu veren ya da yetkili servislere götürüp mekanik ve kaportasına baktırıp onaydan geçtikten sonra o şekilde ondan sonra alınabilir. Kesinlikle bir ekspertizin elinden geçmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Tavsiye ediyorum. Yani artık araçlar pahalı. Hepsi evet. Yani lüks segment. Buna insanlar para veriyor. Yani bu paranın karşılığında ufak bir miktar para vererek yani bu ekspertizi yaptırmalılar. Kesinlikle. Çünkü çok büyük miktarlarda para ödüyorlar. Sonuçta orada küçücük bir miktarla o aldıkları aracın ömrünü de uzatabiliyorlar bu şekilde. Tabii. Öyle yani, değil mi? Yani o ekspertiz raporunda işte ne kadar aracın bakımlı olduğu da çıkıyor. Kazası belası var mı? Onlar da çıkıyor. Hani hiçbir detay gözlerinden kaçırmıyorlar yani. Bunu tavsiye ediyoruz vatandaşlara. Yani bizden de ekspertiz yaptırmak istiyorlar ama hani burası biraz küçük bir yer. Burada o firmalar yok ama bize güveniyorlar bir şekilde, ikna ediyoruz. Gittikleri yerde ekspertiz yaptırıyorlar. Dediğimizin haricinde bir şey çıkarsa malı geri alma sözünü veriyoruz yani. Yani satış sonrası hizmetimiz de var diyoruz, öyle var. Değil mi? Yani biz ürünümüzü sattık, malımızı sattık ama işimiz bitti demiyoruz. Yok. Öyle değil mi? Kesinlikle. Yani burada dediğim gibi ekspertiz firmaları yok. Ama bir şekilde bize güvendikleri zaman gidiyorlar, gittikleri yerde yaptırıyorlar. Dediğimizin haricinde bir şey çıkarsa malı geri alıyoruz. Peki bu sektörde güven olgusu çok önemli ve çok zor, kazanım çok zor. Siz bu güveni nasıl kazandınız, nasıl sağladınız? Yani şöyle söyleyeyim, 5 sene önce karar verdim bu işi yapmaya. Yaptıkça gerisi geldi, bir şekilde geldi. Nasıl olduğunu ben bile bilmiyorum. Herhalde bir iki referanstır. Sonuçta öyle bir küçük bir yerdeyiz. Kimisinin asker arkadaşı burada bizi tanıyor. Sordular, referans aldılar. O şekilde ilerlemeye başladı. Yani nasıl geldik biz de bilmiyoruz yani. Peki zannediyorum işinizi dürüst yapıyorsunuz. Öyle değil mi? Ondan olabilir. Yani çünkü yani o kadar bir içine girdim ki. Yani baba mesleği vardı. 10 senelik kuyumcu işletmeciliği yaptım. Yani öyle bir hale geldim ki tercih olarak hayalimdeki bir meslekti galericiliğe. Tam gaz devam ettik. Ve bundan sonrasında da geldi. Ve 5 yıldır şu anda hizmet veriyoruz. Özellikle Artvin Borçka'da. Ve bu anlamda da bir marka haline geldik zannediyorum, değil mi? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani galericilik farklı bir meslek. Yani nasıl? Yani galericiden araba alınmaz diye bir tabir var. Yani bu neden? Bu işi severek yapman gerekiyor. Sadece para kazancı olarak baktığın zaman yani gerektiğinde dürüst olmayabiliyorsun. Ama severek yaptığın zaman örnek bir araç bana satılmaya geldiği zaman o aracı benim beğenmem lazım. Ama para kazanmak için biraz kötü arabayı aldığım zaman sonuçta bunu nasıl müşteriye beğenir? Çünkü benim beğenmediğim müşteri de beğenmez. Onun için ilk önce benim beğenmem gerekiyor. Benim beğendiğim zaten müşteri de beğenir. Kesinlikle. Özellikle araçları alırken de biz de çok seçici davranıyoruz, öyle değil mi? Peki ne tür araçlar satıyoruz ya da alıyoruz? Yani ticari kapalı kasa arabalar hariç binek olarak jip türü, binek araçlar. Yani binek olan her türlü aracı alıyoruz. Tabii bu arada hayallerinizi gerçekleştirdiniz ve şu anda galericilik yapıyoruz ve DRM Galeri olarak hizmet veriyoruz. Peki DRM'nin açılımı nedir? Açılımı, bizim çocuğun adı Derem'dir. Bir 8 yaşında kızım var. Maşallah. Onun kısaltılımını DRM olarak kullandık. Bize de uğur getirdiğini düşünüyoruz yani.
İnşallah ömrü de uzun olsun. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Size uğur getirdiği gibi kendine de uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak yani şunu söylemek isterim. Yani alacağınız aracın yani kimden aldığınızı, bunun devamlılığı var mı? Yarın öbür gün araçta bir şey çıktığı zaman tekrar adresinde bulabilir misiniz? Yani biraz hani merdiven altı çalışan, sadece bu işi para kazanmak için yapan, yani bu kişilerden değil de işte işine saygısı olan, işini severek yapan, malını iyi tanıtabilen, iyi görselliklerle yani internette resimlerinden göründüğü gibi çıkacak şekilde, yani biraz da etrafında referanslarla. Yani galericiyi iyi araştırmak gerekiyor. İyi analiz etmek gerekiyor. Bu anlamda sevgili izleyicilere de tavsiyelerimiz bunlar. Öyle değil mi? Aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Tekrar sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, programımız hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim.